Sen de rahata iyi alıştın Küheylan. Yakında kendini bana taşıtmaya kalkışmazsın inşallah. Bütün kabahatim Amasya'ya trenle gidelim demek oldu. Niye yalan söyleyeyim? Bu tren denen şeyi uzaktan ilk gördüğümde devler ülkesindeki koca bir kara yılan sandım. İçinde insanları görünce eyvah canavar bizi de yiyecek diye ödüm koptu. Sonra baktı ki insanlar bu canavarın karnına gönüllü giriyorlar. Hadi biz de binelim, hadi biz de binelim diye tutturdu. Bir de böyle acı acı bağırmasa daha iyi olacak. Görüyorsunuz ya, sonunda rahatına düşkün olan ben oluyorum. Bana kalırsa bütün bu atsız arabalar bizler rahat edelim diye yapılmış. Bana kalırsa her şey hızlanmış. Yani atların pabucu artık dama atılmış. Aman ne gülünç. Nalçaların yerinde ama buna kimsenin aldırdığı bile yok. Baksana kaplumbağa gibi giden atlara kimse binmiyor. Ben de biraz ağır konuştum galiba. Biletler kontrol, biletler. Ha? Ay. Ah, çok şükür görünmezlik otumuzu buldum. Biletler kontrol, biletler. Hay Allah. Biletler kontrol. Küheylan nereye gitti acaba? Biletler. Dışarı çıkmanın zamanı mıydı biletler sanki? Kontrol. Bari ben görünmez olayım da başımın biletler çaresine bakayım. Efendim Çelebi nereye gitti böyle? Bana oyun oynarsın ha? Çabuk kokla şu otu. Amasya'ya geldik artık. Nereye gitmiş olabilir ki? Al bakalım şu otu kokla.
Merhaba, Amasya'ya hoş geldiniz. Trenle geleceğiniz tahmin edip burada bekledim. Adım Ayşenur, Amasyalıyım. Kılıç Aslan İlkokulu'na gidiyorum. Amasya'mızda pek çok okul var. Hatta yüksek okulumuz bile var. Aa, bunlar mı? Bunlar Amasya'mızın ünlü elmaları. Bizim bahçemizde yetişiyor. Arkadaşlarıma götürüyorum. Sizlere oynayacağımız oyuna hazırlanırken yiyeceğiz. Siz şehri gezerken ben de arkadaşlarıma elmaları götüreyim. Arkadaşım Sadık da sizi medresenin önünde bekliyor. Milli mücadele yıllarının en yoğun günlerinde Anadolu'nun bağrında yükselen Kurtuluş Savaşı nidalarının en gür yükseldiği yerlerden birisidir Amasya. Büyük Önder Atatürk Samsun'dan sonra Amasya'ya geçmiş ve buradan yayınladığı tamimle milli mücadele kıvılcımını bütün yurda yaymıştır. Yurdun bütünü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Hükümet merkezi, İtilaf devletlerinin tesiri ve denetimi altında bulunduğundan üzerine düşen görevleri yeterince yerine getiremiyor. Milletin içinde bulunduğu durumu ortaya koyabilmek ve haklı sesini dünyaya duyurabilmek için her türlü tesir ve denetimden uzak bir milli kurulun meydana getirilmesi zaruret halini almıştır. Amasya'nın tarihi çok eskilere dayanır. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türk topraklarına katılmıştı. Tarihi kalıntıların en eskisi Amasya Kalesi'dir. Parşane Dağı üzerinde bütün şehre hakim bir yerdir. İlk yapılışı milattan önceki yıllara dayanan kale, bugünkü şekline Selçuklular zamanında yapılan onarımlarla gelmiştir. 1640 tarihinde kaleyi gezen Evliya Çelebi'miz şunları yazmıştır. Kalenin çevresi 9060 adımdır. 5 köşeli kalenin 41 kulesi vardır. İçerisinde saraylar, cephanelikler, erzak ambarları vardır. Kalenin ortasında bulunan Çilambolu adlı kuyu 8 metre çapında olup 150 basamakla inilir. İçinde pek çok da mağara olduğu söylenmektedir. Harşhane Dağı'nın kayalık yüzeylerine işlenmiş mezarlar kalenin hemen eteklerindedir. ...20-25 metre yüksekliğinde olan bu mezarlar tam 12 tane olup şehrin her yerinden kolayca görülür. Bu kanallar yörede yaygın olan Ferhat ve Şirin efsanesinin kalıntıları olarak bilinir.
Efsaneye göre sevdiği kız için dağları delen Ferhat bu kanallarla şehre su getirmiştir. Tarihinde Amasya Beylerbeyi Seyfettin Torumtay tarafından yaptırılan Gök Medrese Camii, ön cephesindeki mavi çini ve sırlı tuğlalardan dolayı bu adla anılır. Olan kapısı halen Amasya Müzesi'ndedir. Medreseye bitişik türbe, mimarisi ve süslemeleriyle Selçuklu sanatının en güzel örneklerinden birisidir. Selçuklular döneminden kalan Burmalı Minare Camisi'ne Evliya Çelebi, Mahkeme Camii demiştir. Osmanlılar döneminde yapılan minaresi Burmalıdır. Örgü motifli, yay kemerli kapısı, Selçuklu taş işçiliğinin güzel örneğidir. Birçok Osmanlı padişahının şehzadelik dönemini geçirdiği Amasya'da, 2. Bayezid'in yaptırdığı ve kendi adıyla anılan bu cami, külliyenin içinde yer alır. Tek şerefeli olan iki minaresinin gövdeleri ayrı ayrı taş motiflerle süslüdür. Üzerini 16'şar pencereli iki büyük kubbe örter. Mermer minberi, kubbe içi ve pencere kemerlerinin üzerlerindeki süslemeler görülmeye değer. Bu da Sultan II. Bayezid'in Viyana kuşatmasında kullandığı sancak. Caminin şadırvanı 12 sütun üzerinde yükselen piramit bir çatıyla örtülüdür. Burası da halen İlhak Kütüphanesi olarak kullanılan 2. Beyazıt Medresesi. Kütüphanedeki 20 bin cilt kitap arasında papirus yaprakları üzerine yazılmış Kur'anların değeri çok kıymetlidir. İşte papirus üzerine yazılmış Hazreti Osman'ın el yazması Kur'an-ı Kerim. Burası Amasya Müzesi. Mumyalar Müzesi ise müzenin en ilgi çeken bölümlerinden birisidir. Merhaba, benim adım da Sadık. Amasya'mızdaki tarih...
tarihi yerler gezmekle bitmez. Ayşe Nur ilimizde pek çok okul olduğunu söylemişti ya, eskiden de çok okul varmış. İşte burası o zamanın okulları olan medreselerinden birisi. Adı Büyük Ağa Medresesi. Mimarisi bakımından benzerine çok az rastlanan sekizgen bir yapıya sahiptir. Sütunlar üzerindeki sivri kemerli revaklarla çevrilidir. Bunlar öğrencilerin kaldığı odalar. Sana kaç defa söyledim Güyeylan, yerli yersiz kişneme diye. Ara sıra efendim Çelebi'yi kızdırmaya bayılıyorum doğrusu. Deliler gibi kendi kendine ne gülüyorsun Güyeylan? İstersen hazır gelmişken seni Darüşşifa'da tedavi ettireyim. Aa, bakın burası Darüşşifa, yani şifahane. Zamanının en ünlü şifahanelerinden birisi olan bu yapı 1308 senesinde Amber Ağa tarafından yaptırılmıştır. Girişteki taç kapının basık kemeri üzerinde bağdaş kurmuş bir insan figürü vardır. Anıtsal bir yapıya sahip bu kapı işlemelerle süslüdür. Girişin iki yanında yer alan odalar koğuş olarak kullanılmıştır. Tıp öğrenimi ve tedavi için de ayrı ayrı yerler yapılmıştır. Demişler büyüklerimiz. Ne kadar doğru bir söz. Çok şey öğrenmenin bir yolu da okumak değil midir arkadaşlar? Ta eski dönemlerden bu yana insanlar okumaya, öğrenmeye önem vermişler, okullar açmışlar. İşte ilimizdeki bu okullardan birisi de Merzifon'daki medresedir. Ha, oraya gitmişken Dolaca Köyü yakınlarındaki Şarlıoğlu Şelalesi'ni görmeyi de unutmayın. Ben şimdi arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Bakalım oyunu hazırlamışlar mı? Sizi de orada bekliyoruz. Sultaniye Medresesi adıyla da bilinen medrese, Çelebi Mehmet Camii yanındadır. İç avluda kubbeli 20 tane oda bulunur. Avluyu çeviren 12 kare ayağa oturtulmuş sivri revak kemerlerinin renkli taşlardan yapıldığı bilinmekteyse de bugün restore edilmiş haldedir. Burası da Merzifon'un en büyük camisi. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır.
Sekizgen köşeli büyük bir kubbenin yanlarında küçük kubbeler vardır. Avlusundaki şadırvanı da ayrı bir güzelliktedir. Tavanındaki el işi süslemeler çok değerlidir. Burası da Sadık'ın sözünü ettiği Şarlayuk Şelalesi. Yaşlı çınar ağaçlarının dibinde akan şelalenin altında 1,5 metre derinliğinde 2 havuz vardır. Çevredeki çeşitli ağaçlar arasında piknik yerleri bulunur. Amasya'nın en güzel yerlerinden birisi de Borabay Gölü'dür. Ormanlar arasında bulunan bu Set Gölü, yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yeridir. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Oyununuzu oynamak için hazır mısınız? Hazırız. O zaman siz oyununuzu oynadıktan sonra... Sadık geliyor. Gel çabuk Sadık. Az da arkadaşlarımızın güzel oyununu kaçıracak. Nasıl buldunuz Amasya'mızı? Beğendiğinize sevindim. Yalnız bu yıl elma mevsimini kaçırdınız. Bir dahaki sefere geldiğinizde elmaları ağaçtan birlikte toplayıp yeriz. Hadi şimdi biraz eğlenelim. Size yöremizin güzel bir oyununu hazırladım. Aslında bu oyun gece açık havada ve ortada büyük bir ateş yakılarak oynanır. Ama Ayşenur ve arkadaşları bizim bu akşam Amasya'dan ayrılacağımızı öğrenince gündüz oynamayı kabul ettiler. Oyunun adı Sinsin. Davul zurna eşliğinde oynanan hareketli bir oyundur. Hadi birlikte seyredelim.
Ay. Gel buraya köylüler. Hava kararmadan bir an önce yola çıkalım. Sana buraya geliyorum.